Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasına karar verilen hastanenin yeri değişti. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık, Türkiye ve Kütahya gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Işık, yeni hastane inşaatının eski jandarma taburunun yapılması kararını değerlendirdi. Muhalefetin ve halkın görüşleri dikkate almasından dolayı Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a teşekkür eden Alim Işık, en uygun yerin daha önceden Hacı Azizler mevkiine yapılması kararının uygulanmasını daha iyi olacaktı. Ama maalesef çıkar hesaplarının yapılmasından dolayı yine Kütahya'nın zaman kaybettiğini söyledi. Hacı Azizler mevkiine hastane yapılmayacak madem buraya polis meslek yüksek okulunun getirilmesi için iktidar partisine göreve çağıran Işık, Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüsü içinde yapılan mevcut hastanenin boş durmasına da tepki gösterdi. Işık, buranın tıp fakültesi hastanesi binası olarak kullanılması çağrısında da bulundu. Sağlık Bakanı'na ben bunu bizzat kendim de yazılı olarak ifade ettim. Aslında bu bir alternatifti. Ara yoldu, ara çözümlü ama olması gereken yine Kütahya'nın Afyon girişindeki Hacı Azizler bölgesinde bu hastanenin yapılmasıydı. Çünkü Afyon girişinde böyle bir hastaneye karşılık Tavşanlı girişinde de üniversite kampüsü içerisinde hazır bitmiş 520 yataklı bir binanın devreye sokulmasıyla şehrin iki girişinde ve gelişme yönlerine uygun olarak böyle iki hastaneye kavuşma şansımız vardı. Ama maalesef bazı çıkar çevreleri yeni yer değişikliğini gündeme getirince halkın da yapılan anket sonucunda görüşlerini de dikkat alan Sağlık Bakanlığı uygun bir çözüm olarak, ara çözüm olarak buraya karar vermiştir. Tabii bu TOKİ aracıyla birilerine rant sağlama girişiminin önlenmesi anlamında olumlu bir karardır. Sağlık Bakanı da gerek muhalefetin gerekse kamuoyunun bu yönde uyarılarını dikkate almıştır. Bu vesileyle kendisine de teşekkür ediyorum. Alim Işık ayrıca Tavşan'da taşeron firmasında çalışan işçilerin işten çıkartılmasına da tepki gösterdi. Diğer taraftan Tunç Bilek Termik Santrali'nde taşeron işçiler kapı dışı edilmiş ve yeni sözleşme kapsamında işe alınacaklardan Türkiye'nin belki de hiçbir ilinde görülmeyen dramlar yaşanmaktadır. Urfa'dan gelecek bir firma Tavşanlı'nın göbeğinde 173 tane işçiyi sokağa bırakacak ve yeni işe alınacaklardan da biraz önce bahsettiğim çağ dışı şartları arayacak ve Tavşanlı'nın da sesini çıkarmayacak. Bu Kütahya'ya yakışmıyor.